Suriye'yi konuşacağız. Merhaba Hediye. Merhaba, teşekkür ederim. Ne güzel seni burada ağırlamak. Seninle en son biz Suriye'de yüz yüze bir araya gelmiştik. Tabii. Ama çok yıllar, uzun zaman. Yıllar önce. 20 yıl önce galiba, değil mi? O kadar değildir ama o, evet o, muhtemelen. Yani, Ahmet Necdet Sezer'le gelmiştik Suriye'ye. Ha yok, o zaman değildir. Çok oldu. Evet. Çok oldu. Evet, sen Suriye konusunda gerçekten çok değerli çalışmalar yapıyorsun. Yazılarını Evrensel'de okuyoruz. Farklı kaynaklarda da seni izlemeye, takip etmeye çalışıyoruz. Son gelişme. 2018 Mart'ından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde olan Afrin'e HTŞ girdi. Yani HTŞ, Heyet Tahrir El Şam. Bu ne anlama geliyor ve ne farkı var birbirlerinden diye soracağım ÖSO'yla. Aslında şöyle, Heyet Tahrir-i Şam, kısaca buna cihatçılar diyebiliriz. Çünkü Heyet Tahrir-i Şam şeklinde daha sonra isim değiştirdiler. Aslında Nusra Cephesi esas adları, o da Suriye'nin, El-Kaide'nin Suriye kolu. Kısaca bu nedenle HTŞ değil de cihatçılar olarak bahsedebiliriz. Diğer tarafta da eski adıyla ÖSO, Özgür Suriye Ordusu, daha sonra adı değiştirilip Milli Ordu yapılan çeşitli silahlı gruplardan müteşekkil bir yapı söz konusu. Oraya onu da Türkiye destekliyor. İkisinin, orada da cihatçılar var. Cihatçılar da var. Cihatçılar da var. Cihatçılarla işbirliği yapmış olan gruplar var. Eski IŞİD'çiler var. Ondan sonra bunların dışında bir de işte Yağmay'da oradaki kaçakçılık hattıydı, insan kaçakçılığıydı vesaire. Hani bunlardan cidden nemalanan gruplar var. Dolayısıyla sayıları da birkaç 10 bin, kimisi 40 bin diyor, kimisi 50 bine vardığını söylüyor. Sadece ÖSO'culardan bahsediyorum. Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplar bunlar. Şimdi HTŞ, yani cihatçılar, İdlib'e sıkışıp kalmışlardı. Özellikle Astana süreçleriyle birlikte, hani çok uzatmayalım böyle konu karışmasın diye, çünkü çok karmaşık bir saha zaten. İdlib'e yönelik bir ateşkes süreci öngörülmüştü Astana süreçleriyle birlikte. Hatta Türkiye'de gitti, orada gözlem evleri kurdu vesaire. O dönemden beri, yani 2018 yılından beri büyük ölçüde cihatçılar İdlib'e sıkıştılar ve on binlerce cihatçının aileleri, yakınları, çocukları vesaireyle sıkışıp kaldığı küçük bir alan. Bu nedenle İdlib'de zaten sürekli şeydi. Hani huzursuz yerlerden biriydi. Kendi aralarında da çatışmalar oluyordu o cihatçı gruplar arasında. Ancak yani son hani Afrin sebebiyle ÖSO'yla cihatçılar arasında başlayan çatışma bugün 3. gününe girdi. Çok ciddi bir çatışma ve en son HTŞ'nin artık Afrin merkeze doğru, merkeze kadar önemli bir kısmını ele geçirdiğine dair bilgiler var yerel kaynaklarda. Şimdi insanın aklına yaşa basit soracağım. Çünkü ben dış haberler uzmanı değilim. Gazetecilik her şeyi bilmek değil ama her şeyi bilene ulaşma işidir. O yüzden sana ulaştık diye. Şimdi, teşekkür ederim. Ya Türkiye'nin en büyük kaygısı güney sınırında bir Kürt devleti, bir Kürt oluşumuydu. Şimdi ne oldu? Cihatçılar geldi. Evet, bu zaten Türkiye kamuoyunda bir türlü konuşulmayan bir şey. En azından hani diğer tarafta Fırat'ın doğusundaki kısımda hani ne var? Askeri kanadının adı nedir? Sivil kanadının adı nedir? Siyasi kanadın önde gelen isimleri kimdir? En azından bunlar belli ve belirgin. Diğer taraftan hani Suriye'nin Fırat'ın doğusunda diyelim, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin işte PKK'nın Suriye uzantıları olarak adlandırdığı o silahlı ve siyasi kanatlarla Şam'ın da iletişimi var, Rusya'nın da iletişimi var. Dolayısıyla o bölgeye ilişkin Türkiye'nin de yer alabileceği masalar, hani diyalog masaları ya da müzakere masaları kurulabilir. Ancak Fırat'ın batısına bakıldığında, hani sahayı yakından takip eden insanlardan biriyim ben de. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Kesinlikle Türkiye açısından en elzem olan kısım Fırat'ın batısı. Yani Türkiye'nin desteklediği on binlerce silahlı militana ne olacak? Yani bu, çünkü bunların, dediğim gibi, bunlar ideal devrim vesaire, yok öyle bir şey. Yani Türkiye maaşını ödüyor, ondan sonra bir sürü İAŞ'si var. Türkiye ekonomisine ciddi bir şeyi söz konusu, yükü söz konusu bunun. Diğer taraftan hani Türkiye'nin neden hala bu grupları ısrarla desteklediği de muğlak. Yarın Ankara ile Şam arasında daha bir iletişim kanalları açılırsa bu silahlı gruplar
ne yapacaklar? Çünkü onların arasında da beka dertleri var. Zaten Suriye'nin kuzeyinde özellikle Türkiye'nin desteklediği grupların kontrolünde olan bölgede ciddi bir kaçakçılık ağı var. Onun sağladığı para var, güç var. Dolayısıyla orada da bir çeşit yerel savaş ağları oluşmuş durumda o ÖSO'cuların içinde. Hiçbir şekilde bunlardan vazgeçmek istemeyeceklerdir. Diğer taraftan İdlib de yine çok tehlikeli, riskli. Çünkü orada da yine sıkışmış kalmış olan on binlerce cihatçı var. Aynı zamanda çok sayıda kadın, çocuk da var. Yani siviller ama ya cihatçı ailelere doğmuşlar ya da hani o başka türlü bir yaşam bilmeyen insanlar. Sivil ama farklı kategoride değerlendirilmesi gereken bir profilde sivillerden bahsediyoruz. Şimdi hiçbir dünya ülkesi de, dünyada herhangi bir ülkede ya evet hani bu cihatçıları açalım kapıları istedikleri yerlere gitsinler falan demiyor. Kendi vatandaşlarını kabul etmek istemiyorlar. Tabii kendi vatandaşlarını bile almak istemiyorlar. Dolayısıyla orası böyle bir günden güne sürekli iltihaplanmaya devam eden bir kanserli bir şey gibi kaldı yani. Ya çok farklı isimleri var ama işte IŞİD'in çocukları, IŞİD'in gelinleri, orada kadınlar ve çocukların bulundukları kamplarda örneğin biliyoruz ki istihbaratın işte DNA testi yaparak, çünkü kadınlar da eş öldükçe başka bir erkek tarafından sürekli gezdiriliyor. Yani onlar geziyorlar ve farklı IŞİD elemanlarından çocukları olan kadınlar var ve o çocuklar DNA testiyle ancak hani TC uyruğunda mı nedir diye onlar tespit edilerek böyle girişler oluyor. Onları biliyoruz yer yer ama çok ciddi bir sorun olduğunu da biliyoruz. Sayı verebiliyor muyuz? Yani Türkiye'den Suriye'ye giden cihatçılarla ganimet için, savaşmak için ne olursa olsun giden kadın ve çocuk sayısına dair bir fikrimiz var mı orada şu an bulunan? Şu anda net rakam yok ama Suriye Demokratik Güçleri'nin yani Fırat'ın doğusundaki o öz yönetim bölgesinde iki tane kamp var. Roj ve El Hol kampları. Orada da kadınlar ve çocuklar var. Bir de senin de belirttiğin gibi İdlib civarında Atme kampı var. Bir tane de Halep kırsalında yine TSK'nın desteklediği grupların kontrolünde başka bir kamp var. Bütün buralardaki kadın ve çocuk sayısının hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya vatandaşlığa hakkı olanların sayısının 4000 civarında olduğu söyleniyor. Ama bu kesin rakam değil çünkü farklı kaynaklar mesela 10.000 diyen de var, 14.000 diyen de var. Hani kesin bir rakam vermek de çok mümkün olmuyor böyle bir durumda. Çünkü sınırlardan nasıl geçildi, nasıl gidildi her şey meçhul hala. Hem o var hem de şöyle bir şey var Özlem. Şimdi Suriye'de ayaklanma 2011'de başladı. Ayaklanma başlar başlamaz zaten cihatçılar sahadaydı. Yani ÖSO falan deniyordu da değildi aslında. O askeri kazanımların ÖSO'nun işte şurayı kazandık, burayı işte ele geçirdik vesaire dediği kazanımların %95'inden fazlası iddia ediyorum. Cihatçıların sayesinde elde edilen şeylerdi. Yani Nusra cephesi sahadaydı, El-Kaide sahadaydı. Zaten sonrasında IŞİD olarak ayrıldı. Ayrı bir El-Kaide cihatçı yapı bile kuruldu. Düşün, o kadar çok ciddi bir sayı vardı. Yani cihatçı sayısı vardı sahada. Şimdi dolayısıyla 2011'de küçücük çocuk olan şu anda genç yetişkin bir insana dönüşmüş durumda. Hani böyle şeyler de var. Onun dışında işte orada doğanlar var. İşte annesi Arap olup da babası mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan militanın çocuğu var. Dolayısıyla orası çok karmaşık. Mesela sen şey dedin ya DNA testi yapıyorlar diye. Orada Avrupa ülkelerinin de şu anda bocaladığı konulardan biri şu. Anne İngiltere vatandaşı. Çocuğun biri işte Türkiye'li bir militandan doğmuş. İkincisi işte Suriyeli bir militandan. Diğeri bilmem neden. İngiltere diyor ki sadece diyor İngiliz babadan olanı işte İngiliz anneden olanı alırım diyor. Öbür Mısırlı babadan doğan çocuğu ben istemem diyor. Böyle bir keşmekeş var. Hani dolayısıyla tam sayıyı da söylemek pek mümkün değil çok buradan. Çok vahim. Ya savaş gerçekten ne kadar korkunç sonuçlarla nasıl ağır yaralar bırakıyor. En iyi örneklerinden biri, en çarpıcı daha doğrusu kesinlikle örneklerinden biri Suriye. Peki şimdi ne olacak Afrin'deki bu tabloyla? Şimdi Afrin'deki tablo açıkçası çok tehlikeli bir tablo. Hani bir süredir beklenen de bir patlamaydı bu. Şimdi İdlib içinde zaten sıkışmış olan farklı renklerde diyelim, farklı fraksiyonlara dahil olan diyelim, mensup olan El-Kaideciler arasında gerilimler vardı. İşte ideolojik sebeplerle, yöntem sebebiyle kimisi Türkiye'ye çok yakın durduğu için eleştiriliyordu vesaire vesaire.
Şimdi kendi aralarında zaten suikastler, şunlar bunlar, çatışmalar oluyordu. Onun dışında hemen yanı başında Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplarla da sık sık çatışmalar oluyordu. Hatta birkaç yıl önce yine bu cihatçılar Türkiye'nin desteklediği grupları bayağı böyle birkaç tane kasabadan süpürerek ilerlediler. Halep'e kadar gidiyorlardı neredeyse.